Yeniden birlikteyiz. Nasılsınız? Günler çok hızlı geçiyor. Azerbaycan GP öncesinde verilen 4 haftalık ara, sonrasında Miami GP'den sonra oluşan bir haftalık ara derken bir kez daha yarış haftasına girmiş bulunuyoruz. Gerçi seçimler yarışın yokluğunu pek hissettirmedi. Pazar günü resmen ikinci kez 2021 Abu'da bir GP yaşadık. Evet hem Miami GP hem seçimleri geride bıraktık ve yeni bir haftaya girdik. Hayat devam ediyor ve biz de rollerimizi oynamaya devam edeceğiz. Açıkçası bu hafta hem benim için hem de tüm ekip için çılgın geçecek. Çarşamba günü Motor 1.com ekibiyle Bursa'ya gidiyoruz. Yaklaşık 20 tane yeni otomobilin geyik testini yapacağız. Ardından hafta sonu Bursa rallisi için etaplarda olacağız ve aynı zamanda bir de Imola GP'yi Yeşil Bursa'nın yeşil etaplarından takip edeceğiz. Tabi yağmur izin verirse. Neden bunu dediğimi birazdan açıklayacağım. Bursa'da olan arkadaşlar varsa Cuma'dan pazara kadar rally servis alanında olacağız. Bize katılabilirsiniz. Bu arada hemen siz sormadan söyleyeyim. Üzerimdeki tişörtün linkini hemen açıklamaya bırakıyorum. Tüm bunların dışında sizler için özel bir sürprizim var. Elimde bir çiftini gördüğünüz Fernando Alonso'nun orijinal Alpin Star imzalı yarış ayakkabılarının Instagram hesabında yapacağım çekilişle hediye vereceğim. Diğeri hemen yan tarafında görüyorsunuz. Castrol Türkiye bu ayakkabıları Alonso Alpin takımındayken bana vermişti. İnanın inanılmaz bir koleksiyon parçası ve onlardan ayrılmak çok zor olacak. Ancak bazen bu tür özel şeylerin yerinin belki de bu sporu çok çok seven bir takipçimizin odası, masası, rafı ya da ne bileyim işte özel bir alanına ait olduğunu hissediyorum. Tam da bu onlardan birisi bence. Çekilişinin yapılacağı hesabı açıklamaya bırakıyorum. Herkese şimdiden bol şans. Evet biraz gevezeliğin ardından şimdi Padova geçelim. Formula 1'de sezonun 6. yarışı olan Emilia Romanya GP bu hafta sonu Imola'da gerçekleştirilecek. Artık biraz daha geleneksel pistlere döneceğiz önümüzdeki 3-5 yarışta. Onlardan birisi de elbette Imola. Bu Ferrari'nin kendi evinde katılacağı iki yarıştan ilk olacak. Tifosi ne durumda? Heyecan var mı? Kırmızıların epey güncellemesi var bu yarışta diğer takımlar gibi. Sizce işe yarayacak mı dersiniz? Imola hafta sonu için bazı iyi ve kötü haberler var. Bu hafta sonu sıralamalarda her seansta zorunlu olarak farklı tür lastikleri kullanılması zorunlu tutulacak. Bu deneme kapsamında birinci sıralama seansında sert, ikinci seansta orta, üçüncü seansta ise yumuşak lastikler zorunlu olacak ve sistemin nasıl çalıştığı kontrol edilecek. Tabii tüm bunlar hava şartları izin verisi olacak çünkü Imola'da yarışın ertelenmesi söz konusu. Videoyu çekerken henüz bir iptal söz konusu değildi ancak yarış bölgesinde yaşanan sel felaketi ve iki kişinin hayatını kaybetmesi ve yine yağışların hafta sonu boyunca devam edecek olması Emilia Romagna GP'yi tehdit ediyor. F1 yönetimi henüz bir açıklama yapmadı. İyi haber hafta sonu yapılacak yarıştan önce yağmurun şiddeti azalacak fakat cumartesi öğ. Dan sonra yapılacak sıralama turlarının yeni bir fırtına ve sağanaktan etkilenme ihtimali var. Bakalım doğa yarışı izin verecek mi? Birlikte göreceğiz. Eskiden olsa bu tür ihtimaller heyecan ve gerilimi beraberinde getirdi. Ancak son senelerde uzun saatler boyunca kırmızı bayrakla beklemeye, araçları pit yolunda dururken izlememize sebep olduğu için yağmur yarışlar pek keyif vermiyor sanki. Ne dersiniz? Yağmur iyi mi yoksa kötüye mi işaret? Bu ihtimal bu sezon Red Bull dışında farklı bir takımdan kazanan görmemizi sağlayabilir mi? Red Bull demişken oradan devam edelim. Kendileri ilk 5 yarışta namalup oldu ve toplanabilecek maksimum 235 puanın 224'ünü kazanmayı başardılar. Red Bull'un göstermiş olduğu dominasyonda düzlük hızına özellikle de DRS mekanizmasına dikkat çekildi bu zamana kadar. Bu kapsamda arka kanat, DRS ve difüzör bölgesini içeren çeşitli oyunlardan ve karmaşık yapılardan bahsedildi. Ancak son haberler takımı gücünün arka kanattan gelmediği esas olarak ön süspansiyon ve mekanik yol tutuştan ve bunların aerodinamik yapı ve taban altı ile uyumlu çalışmasından kaynaklandığı yönünde. Haas'ın baş aerodinamisti Juan Molina Red Bull'da görüldüğü üzere mükemmel şekilde tutarlı bir platforma sahip olmanın takımların aktif süspansiyon günlerinde yararlandığı türden bir avantaj sağlayabileceğini söyleyerek buna işaret etti. Molina, "Aktif süspansiyonu düşünürseniz ki kimse de olduğunu söylemiyorum ama aktif süspansiyonunuz varsa o zaman muhtemelen şampiyonluğu kazanırsınız. Çünkü aracı ayarlanabilir ve onu belirli bir pozisyonda geliştirebilirsiniz. Muhtemelen bu yönde giden takımlar olduğunu göreceksiniz. O takımlar araçlarını nasıl olabildiğince düşük konumlandıracağını, zıplamayı nasıl iyileştirebileceğini ve ardından yüksek hızdan düşük hız performansını anlamaya çalışır." Ki bu da sürücü için çok önemlidir, dedi. 2020'de spora dönen zemin etkili araçlar ve basitleştirilen süspansiyon sistemleriyle birlikte sürüş yüksekliği ve kalitesi büyük önem kazandı. Ne dersiniz, Red Bull süspansiyonlarda diğerlerinin bulamadığı bir şey bulmuş olabilir mi? Uzun zamandır 2022'nin ardından 2023'te de sezona pek istediği gibi başlayamayan Mercedes'in Emilia Romagna GP'ye getireceği aracın mevcut felsefesini değiştirecek olan güncellemelerden bahsediyorduk. Nihayet o güncellemelerin hayata geçeceği, Mercedes'in çok büyük ihtimalle Dar Side Pod konseptinden kurtulacağı hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. Takımdan gelen açıklamalar yapılacak güncellemelerin elbette bir anda kendilerini hızlandırmayacağı ancak zamanla daha güçlü bir konuma gelmesine yardımcı olacağı yönünde. Görsel açıdan tabanında ve side potlarında gözle görülü değişiklikler olacağı düşünülüyor aracın. Açık konuşalım 2022'den bu yana Mercedes'in dar ya da sıfır side pot konsepti eleştirildi. Ancak yeni dönemde aracın yere basma gücünün çoğunun karoser yapısından ziyade taban altından üretildiği unutulan bir gerçekti. Bu yüzden Mercedes tarafından gelen açıklamaların çoğunda konsept ifadesinin yanlış kullanıldığına dikkat çekildiğini. Takım Takımların çoğu Red Bull'un arka kanadından ziyade gemeline ve hatta ön süspansiyonuna odaklanmış durumda şu anda. Mercedes de o takımlardan birisi ve hatta bu hafta sonu getireceği güncellemelerin başında ön süspansiyonda yer alıyor. Takımın yeni süspansiyonu ile anti dive yani aracın öne doğru yatma karakteristiğini iyileştirmesi bekleniyor. Takım patronu Wolf süspansiyonlardan elde edecekleri potansiyel kazanç konusunda tam da şunları söylemiş. Mucizelere inanmam ancak aracın stabilitesi ve tahmin edilebilirliği pilotlarımız için vasatın altında. Bunu çözebileceğimize ve ön süspansiyonu yeniden tasarlayarak buna yardımcı olabileceğimize inanıyorsak bu kesinlikle iyi bir yoldur. Ve bu şekilde daha fazla sürdürülebilirliği ve performansı açığa çıkarmak aerodinamik kazanca göre tur zamanı açısından daha önemli bir cevap olabilir. İçinden bir ses Mercedes'in bu güncellemelerle sıradaki birkaç yarış zorlanacağını ancak orta ve uzun vadede Red Bull'a yakınlaşacağını söylüyor. Sizin bu konudaki beklentiniz nedir? Red Bull'u önce Ferrari mi yoksa Mercedes mi yakalayacak? Tabi bunu söylerken bu iki takımın istikrarlı bir şekilde 3. olan Aston Martin ve Alonso ikilisini istikrarlı bir şekilde geride bırakabileceğini düşün zorundayız. Alonso sezon öncesinde rüyasında bile göremeyeceği şekilde yoluna devam ediyor. Aston Martin pilotu Azerbaycan'da bu seneki üçüncülüklerine çok az farklı ara vermişti. Ancak Miami'de kendisine yapışan o pozisyona dönmeyi başardı. Hatırlarsanız Alonso bir dönem Ferrari'de çoğu zaman 5. oluyordu. Bu sene ise yeni takımı Aston Martin ile 5 yarışta 4 kez 3. oldu. Alonso'yu böyle eskilerde yakından tanıyanlar onun ne kadar rekabetçi bir kişiliğe sahip olduğunu, önceliklerinden birisinin takım arkadaşını çok büyük farkla mağlup etmek olduğunu bilirler. Bu sene de böyle olacak gibi gözüküyor. Tüküyor. Bu sene çokça olumlu ve rahatlamış açıklamalarını duyduğumuz Alonso Sky İtalya ile olan röportajında eski takımı Ferrari'yi andı ve İtalyan ekibin kendi döneminde bugüne göre daha istikrarlı olduğunu söyledi. Ferrari ile yarıştığım dönemde her yıl sürekli olarak en iyi takımlar arasındaydık. Neredeyse hiç hata yapmazdık ve iki kez de son yarışa kadar dünya şampiyonluğu için savaştık. Hem benim hem de Aston Martin'in şansına Ferrari şu anda onlar için yarıştığım dönemki kadar istikrarlı değil. Alonso pek haksız sayılmaz. Geçen seneki Ferrari nerede, bu seneki Ferrari nerede? Bir Formula 1 pilotu başarılı oldu her zaman beraberinde sporun büyükleriyle kıyaslamalar yapılır. Michael Schumacher, Ayrton Senna ile, Sebastian Vettel, Michael Schumacher ile, Lewis Hamilton hem Schumacher hem Senna ile kıyaslandı. Bu tür kıyaslamalarda Schumacher ve Senna farklı gruplar tarafından en iyi olarak kabul ediliyor ve ona göre kıyaslamalar yapılıyor. Bunlara benzer bir kıyaslama en son olarak Eddie Jordan tarafından yapıldı. Formula 1'in eski muzip takım patronlarından olan Jordan son iki senesinin şampiyonu Max Verstappen'i Formula 1'in en başarılı pilotları Schumacher ve Hamilton ile kıyasladı. İki pilot 7 şampiyonlukla en çok şampiyon olan pilot olma ünvanına sahipken Hamilton Schumacher'in 91 yarış zaferine karşı 100 galibiyete sahip. Diğer taraftan Verstappen 38 galibiyetle şimdiden Hamilton, Schumacher, Vettel, Prost ve Senna'nın ardından 6. sırada yer alıyor. Formula 4 for Success podcast'inde konuşan Jordan şunları söylemiş. Max'in zaman içinde tüm zamanların en iyi pilotu olacağına gerçekten inanıyorum. Tabii ki çok uzun bir süre güvende ve iyi olması şartıyla. Araçta olağanüstü bir tutumu var. Agresif olması gerektiğinde agresif, sert olması gerektiğinde sert ama aynı zamanda zeki araca nasıl davranması gerektiğini Biliyor. Şu anda Formula 1'de dünya şampiyonu olmayı uman bir pilot olmak istemezdim. Çünkü bunun nasıl gerçekleşeceğini bilmiyorum. Ne dersiniz? Birkaç sene öncesine kadar kırılması hayal dahi edilemeyen Mihai Schumacher'ın rekorlarının Hamilton'a geçmesinin ardından birkaç sene sonra Verstappen tarafından kırılabilir mi? Bu kadar şampiyon pilottan bahsetmişken kapanışı da Sebastian Vettel'le yapmayalım yani değil mi? Aston Martin'in Fernando Alonso ile şahlanmasına bakarsak Formula 1'den yanlış zamanda ayrılan Vettel'in yokluğuna yavaş yavaş alışmış durumdayız. Taraftarları için onun yokluğuna alışmak daha zor gelmiş olabilir. Ancak gidenin yokluğuna bir şekilde alışılıyor değil mi? <laughs> Çoğumuzun takip ettiği dönemde bu spordan kimler gitmedi ki? Hakinen, Schumacher, Raikkonen, Vettel. Bille konuşan Vettel Formula 1'de yarışmaya özlediğini kabul etmiş. Şu ana kadar emeklilik kararımdan ve diğer her şeyden çok memnunum. Yine de yarışlara katılmayı, mücadeleler vermeyi ve bunun getirdiği duygusal gerilimi özlüyorum. Bu yıl Goodwood'a katılacağım. Bu gerçek bir yarış pisti sayılmasa da bir süreliğine direksiyon başına dönmek güzel olacak. Vettel kendisinden önce Schumacher ve Alonso örneği olsa da geri dönüş gibi bir düşüncesi olmadı da hatırlattı. Yarış dünyasında geçirdiğim uzun sürenin ardından ilk kez gündelik bir hayatım var. İlk başta artık orada olmamak bana biraz garip geldi ama yavaş yavaş bu duruma alıştım ve Formula 1'i dışarıdan büyük bir ilgiyle takip etmeye başladım. Eski takımım Aston Martin'in başarısından dolayı çok mutluyum çünkü önceki yıllarda bunun için çok çabaladık. Şimdiden birkaç kupa kazanmış olmaları harika. 4 kez dünya şampiyonu pilot yaz aylarında yapılacak Goodwood Festivali'nde eski Formula 1 araçlarından birisini sürecek ve kendisini özenlere minik bir şov yapacak. Evet şimdilik gündemden başlıklar bu şekilde. Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi Motorsport.com internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yeniden hatırlatmakta fayda var. Motorsport.com mobil uygulaması çok işinize yarayabilir. Hem Google Play hem de App Store'dan uygulamamızı ücretsiz indirebilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın ve hoşçakalın.